gülsün yapacağız. Hepiniz yapabilirsiniz. Tabii ki piyasada satılan gülsünleri var ama bu doğal olacak. %100 kendinizin yaptığı çok harika bir şey olacak. Bunun için iki tane kaba ihtiyacım var. Bir derinli bir kap, bir de normal küçük bir kap. Şimdi yaklaşık gül yapraklarının yanında bu gül kokulu gül olmasına dikkat ederseniz daha güzel olacak. Şöyle yapıyoruz, kabuğumuzu koyuyoruz, kabuğumuzun etrafına gül yapraklarını koyuyoruz. Onu ben göstereyim hocam ama. Onu hatta şurada yapalım mı? Madem öyle. Bir dakika, şöyle şuraya geleyim. Bunu kimler uygulasın, kimler yapsın? Bunu herkes yapsın, cildine, saçlarına çok faydalı. Bu nasıl yapacağımızı göstereceğiz. Etrafına koyacağız bunu gül yapraklarını. Şöyle o zaman yapalım. Şunu şöyle yapalım. Yani, şunu tam ortaya koyacağız. Bu yaprakları da bunun etrafına koyacağız. Çok değişik bir metotla, damıtma metoduyla size çok güzel bir gül suyu yapacağız. Sevgili kardeşler, mükemmel olacak. Lütfen deneyiniz. Şaşıracaksınız. Niye ortasına koymuyoruz? Şimdi, niye ortada bir tencere var? Kaynatacağız. Kaynama suyunu yağmurlama yapacağız bunun için. Allah Allah. Çok değişik bir şey yapacağız ama hakikaten çok güzel olacak. Gelsin zaten. Ortasına sıkıntı yok. Soru alırız. Tabii tabii. Ha. Hiçbir sorun yok. Allah Allah. Ama çok güzel olacak. Lütfen deneyiniz. Mükemmel olacak. Bak, şimdi aldık. Size. Tamam. Çok güzel. Şimdi içine su koyacağız Ayda. Yaklaşık 10 bardak kadar gül yapraklarını, 10 bardak kadar su koyacağız. Kenarına şöyle koyalım. Ha yine ortadaki tencereye bir şey koyalım. Tabii tabii koymayacağız. Ona yağmurlamayla gelecek o su. Bu tencereye kenar. Ama orada içecek. Şimdi anlatacağım da aydan. Çok güzel şey olacak. Biraz değdi. Bunu alırız. Tabii ki peçeteyle hemen alırız hocam. Yapsınız şimdi ortasında tencere ve kenarlarında gül yaprakları. Şimdi bize onu kaynatacağız. Şunun içindekileri alalım ki karışmış olmasın. Şimdi ne olacak Saydan biliyor musunuz? Bunu böyle koyacağız. Kaynayacak. Bu kaynadıkça buraya buharlama yapıp içine damlayacak. Ha. Damıtma yoluyla gül suyu elde edeceğiz. Zaten gül suyunu, hakiki gül suyu böyle elde ediyorlar. Bir de biz bunun üstüne kızdıktan sonra biraz buz koyacağız buraya ki yağmurlama tam daha fazla. Tam tepeden olur. Görsene. Baksanıza ne kadar güzel oldu. Şimdi Elif kardeş bunu bize güzelce kaynat. Kaynadığı zaman haber ver. Tamam, biz buraya tamam. Buz da koyacağız ki yağmurlama yapsın. Buz da hazır. Götürüyorum tencereyi. Evet. Altını çok mu açacağız peki? Çok açacağız. İyice kokul kokul kaynamaya başlayacak. Tamam, biz şimdi damladıkça damladıkça görelim. Tamam. Burada da buzlarımız hazır. Üstüne buz koyacağız ki yağmurlama fazla olsun diye. Allah Allah. Yağmurlama fazla olacak ki kabın içine damlayacak. Ay bu arada sütreçeli ama muzlu sütreçeli Ahmet gelen nefsetli. Şunu bir daha gösterelim. Dışarıda yapmıştık ya, muzlu süt reçeli yaptık ama muzlu süt reçeli yaptık. Rengi değişik bunun ama. Evet, süt reçelinin daha tatlı rengi oluyor ya. Karamelize oldu. Hem de içindeki erdi muzlarda onun da rengini aldı. Sağlık açısından da çok güzel. Çocuklarınıza da yediririz. Evet, çok faydalı. Kalsiyum oranı çok önemli. Muz reçelini biliyorduk da, evet. Şey muz reçeli diyorum ya. Süt reçelini biliyorduk da. Muzla ilk defa. Bir de çilekle demek lazım, felemek lazım. Kapağını özellikle böyle yaptık. Evet. Bravo. Neden? Bakın böyle düz kap olursa olmazdı. Hı. Hafif böyle meyilli kap olacak ki buradan birikenleri böyle akıp bu da buna damlayacak. Tamam. Özelliği o. Gül reçeli diyoruz. Gül damıtıyoruz şu an. Ama çok, bakın çok güzel gösterirsiniz. Gösterir kaldırma. Kaldırmayacak. Önce kaldırmayacak. Buradan geliyor hocamın dediği gibi. Kaynadıktan sonra üstüne buz koyacağız buraya ki daha güzel yağmurlama olsun diye. Kenarlardan gelip şıp şıp damlıyor buraya bakın görüyorsunuz. Evde kolayca. Buzu da şimdi ilk defa duydum. Niye? Bir anda sıcak ve soğuk bir araya gelecek. Olur yağmurlama etkisiyle. Daha da damlacıklar daha da hızlı. Artıyor. Artacak. Çok enteresan bir yöntemmiş. Ama çok güzel oluyor. İsterseniz şimdi ortada biriken. Şimdi kaldıralım o birikeni gösterelim. Enin yanı, enin yanı. Ay nasıl yanı biliyorsun? İndiren mi olacak? Bakın şu ortada hakiki 10 numara gül suyu oldu. Nasıl güzel kokuyor hocam. Ya mis gibi kokan gül suyu oldu görüyor musun? Nasıl güzel. Bu çok kıymetli. Tamam. Bununla cildinizi siliniz. Bununla yüzünüzü siliniz. Yüzünüzü siliniz. Bununla saçlarınızda dökülen kısım varsa sürünün. Al şimdi al gösterelim. Şey daha çok beklersek daha da güzel olacak. En saf hakiki gül suyu oldu bu işte. O zaman buyurun.
İşte ama bu özünün özü oldu. Bu tam her şey oldu. Yürek vermeye de devam et. Hazır bir şey yazmışken. Ne oldu bir kokla bak. Aa, çok sorunca güzel kokuyor. Çok daha güzel kokacak.